Bu insanlık ayda maden çıkarma mücadelesini kazanırsa hayatlarımızın çevrileceği yollardan sadece biri. bin kilometre uzakta dünyanın tek doğal uydusu Ay bulunuyor. İnsanlığın başlangıcından beri sabit varlığını koruyan Ay, milyarlarca yıl önce oluştu. Ama gece gökyüzünde hayat belirtisi olmayan bu kaya, yararlanılamayan bir ham madde hazinesi ise ne olacak? 100 yıl önce tunduraları düşündüğünüzde gözünüzün önüne soğuk, ıssız ve kullanışsız bir arazi parçası görüntüsü gelirdi. Şimdi tunduraların dünyadaki en değerli arazilerden biri olduğunu farkına varıyoruz. Ay hakkındaki izlenimimiz de aynı şekilde değişebilir. Ay'ın yüzeyi milyarlarca yıldır asteroitlerin, göktaşlarının, güneş rüzgarlarının ve kozmik ışınların bombardımanının kurbanı oldu. Onlar yüzeyi çok yüksek hızlarda düzenli olarak bombalıyor. Belki bir mermiden 20 kat daha hızlı ve kayaları çok saf zerreler halinde kırıyorlar. Bu mikroskopik çarpışmalar o kadar kuvvetli ki çarpışma anında yüzey eriyor, parçacıkları ay toprağına gömüyor ve regolit denen bir katman oluşturuyor. Güneş ne püskürtürse aya çarpar ve bir kısmı orada kalır. Ham madde açısından ilginç olan da budur. Çünkü güneşten gelenin büyük çoğunluğu hidrojen, %4 kadarı helyumdur. Ve bunları sürekli olarak minerallerin, donmuş lavların ve ay tozunun içine işlerler. Regolit yüzeyin içinde sıkışan bu gazlar ay madencilerinin peşinde olduğu değerli ham maddelerdir. Bu gazları işlemek uzay personelini bu tip gerekli ihtiyaçları dünyadan getirmekten kurtarabilir. Bu sabit bir ay kolonisini hayata geçirmenin anahtarlarından biri. Ama daha fazlası var. Ay dünyanın tüm enerji problemlerinin çözümünü elinde tutuyor olabilir. Bu inanılmaz olasılığa inanan insanlardan biri Dr. Harrison Schmitt. 1972'de ayı ziyaret eden tek jeologtu. Ay'a giden son görev olan Apollo 17'de görevlendirilmiştim. Diğer Apollo programı astronotlarıyla birlikte ayın değişik bölgelerini taradılar ve üzerinde çalışmak için dünyaya 380 kilogram regolit yüzey ve ay kayası getirdiler. Kayalar birçok açıdan dünya kayalarına benziyordu. Ama farklı olarak ay yapısındaydılar. Topraksa dünyada gördüğümüz her şeyden çok farklıydı. Dr. Schmidt'i ve Madison'daki Wisconsin Üniversitesi'ndeki arkadaşlarını bu kadar heyecanlandıran gaz, helyum 3 adı verilen hafif bir helyum izotopuydu. Dünyadaki balonları doldurduğumuz tipik helyum 4'ten bir nötron eksik bir helyum çeşidiydi. Peki helyum 3 hakkında bu kadar mükemmel olan neydi? Füzyon enerjisi için ideal yakıta çok yakındı. Herhangi bir sera gazı veya radyoaktif atık üretmeyen güçlü bir enerji türü hayal edin. İşte helyum 3'ü füzyon enerjisi için kullanmanın mükemmelliği buydu. Zararlı UV ışınlarını ve güneşten gelen diğer parçacıklarını filtreleyen atmosferli dünyadan farklı olarak ayın yüzeyini korumak için atmosferi yoktur. 4 milyar yıl boyunca güneş partiküllerinin ay toprağına sürekli etkimesiyle Schmidt ve arkadaşları regolitin içinde sıkışmış durumda çıkartmaya ve dünyaya götürmeye değecek miktarda helyum 3 bulunduğuna inanıyorlardı. Helyum 3, füzyonun kutsal kasesidir. Füzyon, karanlık gökyüzünü aydınlatır. Yıldızların sırrıdır. Füzyon enerjisi için helyum 3'ü kullanmak çok cazip çünkü bugünün nükleer santrallerine ve fosil yakıtlara karşı büyük avantajları var. İlk olarak helyum 3 füzyonu füzyon enerjisine göre çok daha verimli. Füzyon reaksiyonlara ısı üretirler ve bu ısı suyu buhara çevirir. Bu buhar da elektrik üretmek için türbinleri döndürür. Hiçbir reaksiyon %100 verimli olmadığı için de her basamakta enerji kaybı yaşanır. Ama helyum 3 füzyonu ısıyı geçer ve doğrudan işe koyulur. Ateşlendiğinde bir proton üretir. Ve bu protonlar doğrudan elektriğe dönüşebilirler. Isı çevrimi denen şeyle verim kaybetmek zorunda değilsiniz.
Helyum-3 füzyonunun ikinci avantajı temiz bir işlem süreci olması. Nükleer füzyon ve diğer füzyon çeşitleri tehlikeli bir yan ürün üretirler. Radyoaktif atık. Bu büyük farkların nedeni yakıtların içindeki minik atomik yapıda bulunabilir. Füzyonla atomları ayırmak radyoaktif nötronlar üretir. Ama helyum-3 füzyonu doğrudan elektriğe dönüşen ve radyoaktif olmayan protonlar üretir. Ve bu sadece burada, dünyada potansiyel ticari bir anlam yaratmıyor. Fosil yakıtlara kısmi alternatif olarak çevresel anlamda da dünyada temiz füzyon yakıtı kullanılmasını sağlıyor. Dünyaya getirilen sadece 100 kilo helyum, 3000 megawattlık bir füzyon santraline bir yıl boyunca güç verebilir. Bu, Dallas gibi bir şehre enerji vermek için yeterli bir güç. Ancak ayda helyum 3 üretmek kolay değil. Ayda dünyadakinden çok daha fazla helyum 3 var. Ama ay toprağında sadece milyarda 20 oranında mevcut. Bu 100 kilogram yakıt için 2 kilometre kare alanında, 3 metre derinliğinde, yaklaşık 400 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı elemek demek. Ve bugüne kadar hiç kimse bu kadar toprağı toplayıp eleyerek yakıta çeviren bir makine icat etmenin yanına bile yaklaşamadı. Bir arkadaşım helyum-3 çıkarmayı okyanus suyundan altın çıkarmaya benzetti. Okyanus suyunda milyarda 1-2 oranında altın vardır. Kimse okyanus suyundan altın çıkarmanın ekonomik bir yolunu bulamadı. Bir başka büyük engelse helyum-3'ün sadece dünyaya geri getirildiğinde kullanışlı olması. Dünyanın etrafında tankerle petrol taşımanın maliyeti sadece birkaç yüz dolar. Ama bir uzay gemisiyle aydan helyum-3 getirmenin birkaç yüz milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ulaşım ve kazıyla ilgili bu dev sorunlar çözülmediği sürece birilerinin helyum-3 çıkarıp füzyon santrali kurması pek olası görünmüyor. Helyum-3'ün maliyet açısından verimli olmasının tek yolunun ayda madencilik teknolojisinin ve altyapısının öncelikle diğer sebepler için gelişmesinin olduğu ortaya çıkıyor. Aslında NASA ayda bir koloni kurmanın yollarını araştırıyor. En başta imkansız görünüyordu. Sudan, ham maddeden yoksun çıplak kayayı almak ve bundan belki de bir cennet bahçesi yaratmak mantıksızdı. Ama evet, aslında bu mümkündü. Ama ilk önce bilim adamlarının en basitten başlamaları gerekiyordu. NASA'nın ay toprağını kazabilecek bir makineye ihtiyacı vardı. Ve bu devrim yaratan yeni makineyi bulmanın bir yolu, NASA'nın da yer aldığı eğlenceli ve geliştirici bir yarışmaydı. Adı Regolit Kazma Yarışması'ydı. 2 yıl boyunca dünyanın her yerinden takımlar, orijinal ekskavatör icatlarını getirmeleri ve 500 bin dolarlık ödül için yarışmaya davet edildiler. Bugün San Luis Obispo, Kaliforniya'daki Cal Poly kampüsüne yarışmaya katılmak için 10 takım geldi. Öğrenciler, teşekkür ederim. Mühendisler, hatta oyuncakçılar. Kullanmak istiyor musun? Evet. Hayır, sadece şaka yapıyorum, kullanamazsın. Eşsiz tasarımlarının malzemeyi taşıyıp taşıyamayacaklarını görmek ve ödülü eve götürmek için buradalar. Kurallar basit görünüyor. Ekskavatörler ay yüzeyinde yalnızlarmış gibi tek başlarına çalışmak zorundalar. Her takımın 15 metrekarelik bir alandan 150 kilogram regolit örneği çıkarmak ve bir siloya transfer etmek için 30 dakikası var. Ay toprağı örneği volkanik kayaların parçalanmasıyla elde edilmiş saf kuma benzeyen bir malzeme. Yarışmacılar tozu ciğerlerinden uzak tutmak için maskeler takıyor. Ve hepsinden önemlisi son kural, takımların yarışmak için sadece bir hakları var. Geçen sene biri sadece oraya girmeme izin verin dedi. Tek bir değişkeni değiştireceğim ve çalışacak. Affedersin ama aydasın, bunu yapamazsın. İlk takım kum havuzu da denilen alana yaklaştığında ve kepçesini doldurduğunda bunun çocuk oyunu olmadığı anlaşıldı. Bu ekskavatör rampada yolunu bulamıyordu. Bu takımların bugün karşılaşacağı birçok engelden biri. Ay ekskavatörü NASA'nın kalıcı bir ay kolonisi kurmak için yapmak zorunda olduğu birçok özel ekipmandan bir tanesi.
ve herhangi bir ekipman için gereken ilk şey acımasız ay iklimine dayanmak. Burada bir koloni kurmak insanlığı evrenin sunduğu en kötü koşullardan bir tanesiyle karşılaştıracak. Ayın yüzeyi milyarlarca yıldır asteroitlerin, göktaşlarının, güneş rüzgarlarının ve kozmik ışınların bombardımanının kurbanı oldu. Onlar yüzeyi çok yüksek hızlarda düzenli olarak bombalıyor. Bu, insanlık ayda maden çıkarma mücadelesini kazanırsa hayatlarımızın çevrilici yollardan sadece biri. Bin kilometre uzakta dünyanın tek doğal uydusu Ay bulunuyor. İnsanlığın başlangıcından beri sabit varlığını koruyan Ay, milyarlarca yıl önce oluştu. Ama gece gökyüzünde hayat belirtisi olmayan bu kaya, yararlanılamayan bir ham madde hazinesi ise ne olacak? 100 yıl önce tunduraları düşündüğünüzde gözünüzün önüne soğuk, ıssız ve kullanışsız bir arazi parçası görüntüsü gelirdi. Şimdi tunduraların dünyadaki en değerli arazilerden biri olduğunu farkına varıyoruz. Ay hakkındaki izlenimimiz de aynı şekilde değişebilir.